Ay çok mu terledim ne? Burası bir sıcak oldu ya. Bu kavganızdan hararetlendi burası ya. Allah Allah. Birinin ateşi çıktı galiba. Bilmiyorum ya ateşim mi çıktı ne? Aa ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Bir dakika ya. Hey. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Alnını sildin, çizini sildin peçeteyle. Ne yapıyorsun sen? Kaşığı atacağım. Bir şey yapmıyorum. Terini sildiğim peçeteyle. Hayır. Şuna bir bakabilir miyim? Ya, ne oluyor ya? Bu arada hijyen yok. Sen nasıl iş yapıyorsun ya? Kayınvalideler. İnanmıyorum ya. Alnını sildi. Alnını sildi. Terini sildi. Ay, peçeteyle. Ya, ya var ya. Bu olmaz. Bu şekilde yarışılmaz ya. Hayır ya ben ya. Ya verir misin? Neden? Ne demek verir misin? Kayınvalideler bakar mısınız? Bir ton makyajını sildi. Ya, peçeteyle kalıyorsun. Sildi ya. Kaşığını sildi. Bırakır mısın şunu? Ay hala da buraya. Ya yemeğin içine kalmıyorum ya. Saçmalıyorsun ya. Verir misin? Ay ellerim de kirlendi hazır ya. Burada hijyen yok. Burada hijyen yok. Saçmalıyorsun. Hijyen yok burada. Ne yaptım? Yemeğin içine mi kattım acaba onu? Ya kaşığın silinir mi peçete? Ay ellerimi yıkıyorum hemen ya. Kaşığı atacağım sonuçta yıkamaya. Ay inanmıyorum ya. Gerçekten kimlerle yemeğe çok kötüsün ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya onu atacağım siz de saçmalıyorsunuz. Hayır sen kaşığı neden öyle yapıyorsun? Ya kaşık kirlenmiş selfakla sileyim dedim. Boşa mı gitsin? Ay Allah'ım can. Canım benim ben o yemeği tadamam ki. Sen terini siliyorsun. Kaşığı siliyorsun onu tencerenin içine koyup ben nasıl tadım yapacağım ben şimdi? Ben onu tencerenin içine koymadım ki izleyebilirsiniz. Kayıtlar var. Hayır ben belki söylemesem alacaktın kaşığı. Hayır koymayacaktım ya saçmalıyorsun. Aşkım ben onu tadamam ki. Böyle bir şey ilk kez görüyorum gerçekten. Senin evine misafir olmak asla istemem. Ya size göre pistim evet ama elimin lezzeti var onu ne yapacağız? Asla senin evine misafir olmak istemem. Elinin lezzeti değil o zaman terinin lezzeti olmuş oluyor. Ya sen yapmasana yemek ya hala yemek yapıyorsun ya. İzleyebilirsin ben onunla bir şey yapmadım kaşıkla. Kaşık vardı kaşığı koydum oraya yıkamaya atacaktım sileyim dedim. Tamam da sen evinde de mi böylesin? Gerçekten evet, merak ediyorum ya. Kızlar ya. Ay çok kötü ya. Peçeteleri alıyorum yemeğin içine atıyorum kızlar ne yapalım? Ben bu işe bir son vermek istiyorum bir saniye. Sen bir çekil ocağının başından bu şekilde yemek yapılmaz. Hayır bu şekilde sen yemek yapılmaz. Sanıyorsun? Bu şekilde yemek ne yapamazsın. Hijyen sıfır. Kayınvalidelerimizin sağlığı söz konusuysa ben buna müdahale ederim. Sen buraya gelip bana bu şekilde davranamazsın. Yapamazsın. Sen bu yemeği yapmayacaksın. Yönetmenim ben istemiyorum arkadaşın yemek yapmasını. İstemiyorum. Kayınvalideler zehirlenecek senin sayende. Senin isteyip ya da istememenle mi olacak acaba bu iş? Merve bana bakar mısın? Ne yapıyorsun gelinim orada? Ne yapıyorum? Hijyen kurallarını öğretiyorum gelinize. Bak yemeğini yetiştiremezse sensin sorumlusu. Yetiştiremezsin zaten. O yemekleri kimse yemeyecek orada. Tamam. Peki sen şimdi yağdanlığa dokunuyorsun. Sonra yemeklere dokunuyorsun. Peki yağdanlık... Senin gelinin gibi terimi silmiyorum, alnımı silmiyorum, elimi yüzümü silmiyorum. En azından bir elimi yıkıyorum. Üçünüzü de kınıyorum gelinime bu kadar yüklendiğiniz için. Senin gelinin ne yapıyor? Teşekkür ederim anneciğim. Hijyen sıfır. Sevgili gelinlerim, sevgili mahallelerim, sizin bir duyurumuz olacak. Az önce Eda'nın peçeteyi aldı, sildi peçeteyi. Kaşığına silip, daha sonra bu tencereye koydu, yemeğe değdiğini iddia ettiniz. Evet. Şimdi bu tabii hijyen açısından dikkat etmemiz gereken bir durum. Evet. Sadece bir yıldan inceleyeceğiz. Nazlı benzer olaylarla yaşanmıştık. Evet. Böyle bir durumun gerçekliği olması durumunda gerekmişlendirmekten... Lütfen. Lütfen. Eda, konumuz sensin. Malumunuz bunu birkaç dakika önce tartıştık. Alnını sildiğin peçeteye kaşığı sildiğin iddia ediliyor. O kaşığı da yemeğe soktuğun iddia ediliyor. Burada bunu dakikalarca tartıştık. Arkadaşların, yarışmacı arkadaşların bu duruma itiraz ediyor. Ben gördüm de diyen var. O kaşığı yemeğine değdirdiysen kusura bakma hijyen kuralları gereği seni diskalifiye etmek zorundayız. Çünkü herkesin sağlığı herkesten, her şeyden daha önemli. Bu kırmızı çizgimiz. Böyle bir temas yoksa, yani kaşığın yemekle temas etmediyse zaten daha fazla konuşmaya gerek yok. Sen haklı çıkacaksın. Tamam.
şimdi gördüğünüz gibi kanıtlarla geldim. Yine kanıtlarla geliyorum. Mutfakta Eda ne yapmış, terini neye silmiş, kaşığı ne yapmış? Buyurun hep beraber izleyelim. Çok mu terledim ne? Burası bir sıcak oldu ya. Atış, bu kavganızdan hararetlendi burası ya. Birinin ateşi çıktı galiba. Bilmiyorum ya, ateşin mi çıktı neyin? Aa, ne yapıyorsun sen? Soktu mu? Ben göremedim. Sokmadım. Sadece peçeteyi oraya koy. Hatta koy. Sokmadın. Ay, hayır, çok korkuttun sokmadım. Beni. Kaşığı almışsın. Hamleni de yapmışsın. Kaşığı aldım evet ama sonra sildim. Ama kaşıkla hiçbir şekilde bir müdahalede bulunmadım. Yani kaşık... Çok büyük geçmiş olsun. Evet bu iddiayı sunanları da gerçekten ben anlamıyorum. Gözlerinde bir sıkıntı mı var acaba? Hayır bak ya? Ben peçeteyi alnını sildiğimi herkes de gördü. Alnını sildiğim peçeteyi kaşık. Hayatım çok uzatmaya gerek yok. Yani yanlış görmüş olabilir. Herkes ekstra seni sinirlendirmeye çalışmış olabilir. Sen benim söylediğime odaklan. Sen önüne bakacaksın. Bitti. Görüntüler ortada, geçmiş olsun. Tamam. Daha fazla bir şey tartışmaya da gerek yok. Kaşık tencereye girmemiş.